Senyalize projesinin amaçları her türlü kaçakçılığın, yasa dışı göç ve su ürünleri avcılığının önlenmesi, arama kurtarma faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, deniz sınırlarımızın ve deniz çevresinin korunması, şüpheli gemilerin izlenmesi ve sahil güvenlik komutanlığımız sorumlu sahasında faaliyet gösteren su üstü unsurların tespit ve teşhisi olarak sınırlanabilir. Bugün Havelsan'la imzalanacak sözleşme kapsamında SGS'in projesinin ilk ve önemli fazı hayata geçirecektir. Bu fazda SGS'in komuta kontrol yazımı geliştirilecek. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kesintisiz kapsama sağlayacak şekilde toplam 10 adet sahil yönetimi istasyonu, bir de Ankara'da hareket merkezi olmak üzere 5 kontrol merkezi kurulacaktır. SGS'in işleyişine baktığımızda herhangi bir temas sağlandığında sahil gözetleme istasyonlarından radar iz bilgileri ve kamera görüntüleri istasyonun bağlı olduğu yönetimli izleme merkezlerine gelecek. Burada kamu kuruluşlarından ve uluslararası veri tabanlarından gelen bilgilerle kullanılarak tanımlama yapılacak. Şüpheli bir durumda derhal müdahale edilecektir. Tüm kimliklendirme merkezlerinden ve diğer sistemlerden gelen bilgiler Ankara'daki harekat merkezine ulaşacak ve burada birleştirilerek Türkiye'nin tanımlanmış deniz resmi oluşturulacak ve ilgili kamu kuruluşlarıyla paylaşılacaktır. Sahil gözetleme radar sistemi projesi faz 1 ile başlıyor. Bundan sonra yaygınlaştırılacak. Tabii öncelikle en önemli kısmı bu işin yazılım boyutu. Nihayetinde farklı tip radarlardan, elektroniklerden gelen verileri entegre edildiği ortam, bütün verilerin bir araya geldiği ve sistemin koştuğu bir ortam, biz buna sahil güvenlik bilgi sistemi olarak adlandırıyoruz. Bir diğer tarafta da kamu kurumlarımızın elinde bir veri tabanı var, işleyen bir takım sistemler var. Oradaki sistemi de deniz bilgi sistemi diyoruz. Bu ikisinin de aynı zamanda entegrasyonu. Eğer bir örnek verecek olursak, sahil gözetleme radarının veya sisteminin tespit ettiği bir unsur, Gümrük Bakanlığı tarafından onun kaçakçılık olarak veri tabanında veri sahil gözetimi bilgi sistemine hızlı bir şekilde akacak. Dolayısıyla her iki sistemlerin entegre olarak çalışmasından dolayı tespiti sahil gözetimi bilgi sistemi tarafında da yapabileceksiniz. Aynı bilgi de deniz bilgi sistemi tarafında işlenebilecek. Dolayısıyla üç çapında entegre bir bilgi sistemine sahip olmuş olacağız. Projenin ilk 30 ayı esasında sistem tasarımı, yazılım geliştirme süreçleri, ihtiyaç olan donanımların tedariği, inşaatla ilgili bir takım altyapıların hazırlanması ve bunların kurulumla ilgili unsurları başlamasıyla sürecek. Daha sonra kurumlar gerçekleştirecek ve akabinde de testlerle proje toplamda 45 aylık bir süre içerisinde tamamlanacak. Akabinde 24 aylık bir garanti süreci ve bu proje kapsamında da şimdiden belirlenmiş olarak, opsiyona bağlı olarak 10 yıllık bir bakım süreci de planlanmış durumda. Modeline ve rollere baktığımız zaman burada bir ana entegratör görevi olarak tabii bir sistem mimarisi ve tasarımını gerçekleştireceğiz. Çeşitli ürünlerin temini ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ve demin de bahsettiğim gibi projenin önemli bileşenlerinden birisi olan yazılımı da ISH ve MISOFT ikiler Baltuk'la yayınlısıyla beraber gerçekleştireceğiz. Burada yazılım mimarisi ortaya çıkartılacak. Şimdi burada projede yaptığımız şeylerden bir tanesi de bilgi esasında öyle bir planladık ki ihracat boyutunda şimdiden düşünüyoruz. Nasıl düşünüyoruz? Alt yüklenicilerimizle beraber gerçekleştirmiş olduğumuz anlaşmamız içerisinde birlikte bundan sonra yapacağımız yurt dışı çalışmalarıyla beraber hareket edeceğiz. Bu ilk ve şimdiden de esasında fazla arkadaşlarımız Havelsan'da şu anda işte Filipinler'de, Brezilya'da bu projeyle ilgili bir takım ihtiyaçlar peşinde koşuyorlar. Yani ciddi bir pazar alanında bir proje bu. Ve ciddi anlamda da yurt dışında ülkemize güç kazandıracağına da inanıyoruz. Bunun haricinde biliyorsunuz Aselsan'ın demin bahsedildi. Elektrooptik iki tane gündüz ve gece olmak üzere iki tane elektrooptik kamerası ve bir de radarı kullanacak istasyonun üzerinde. Ve projede tabii görev alacak diğer alt yüklenicilerimiz. Onun haberleşme altyapısı için Türk Telekom'dan faydalanacağız. İşte inşaat altyapısı için yine yerli firmalardan faydalanacak şekilde bir model oluşturmuş durumda. İş paylarına baktığımızda her firmanın esaslı iş payları ekranda görülüyor. Burada ISH ve MISOFT'la beraber yazılımı gerçekleştireceğimizi söylemiştim. Havelsan'ın burada yapacağı bir pay var. Yani yaklaşık %40'ı projenin faz 1'de yazılım boyutunu oluşturuyor. Bu da zaten önemli bir yandan gösteriyor. Burada vurgulayacağım önemli bir husus ise yerli katkı oranımız
En az %70 diyorum, ama bizde %80 gibi rakamlar şu anda görüyoruz. Bir diğer boyutu tabii yazılımın tamamen milli olması, bunu da vurgulamak gerekiyor. Yani herhangi bir konuda dışa bağımlılığımız yok. Hatta açık kaynak kodları kullandığımız için hazır ticaretlerde de dışa bağımlılığımız olmayacak. Milli haberleşme altı bir imkanında bir yandan sağlıyoruz Türk Telekom'la beraber. Burada COBİ tarafına da söyleyeyim. Burada bir savunma sanayi müsteşarımız hedef olduğu için projede %9.6 bir COBİ hedefi var. Ancak burada %20'yi geçiyoruz COBİ'de verilen iş payı itibariyle de. Ve bu projede beraberinde bir de AGE projesi bulunuyor TÜBİTAK'la beraber. Onda da bilgi güvenliği tarafında bir AGE projesi beraberinde gerçekleştirecek. Bu yazılım boyutunda biraz daha vurgu yapacak olursak, burada en tepede gördüğünüz sahil istasyonlarından tabii birçok veriler kimliklendirme ve izleme merkezlerine geliyor. Ve burada bütün sistem üzerinde koşan yazılım var. Bu yazılımla ilgili olarak yaptığımız önemli unsurlardan bir tanesi ileri teknoloji, üç katmanlı mimari kullanıyoruz. Üç katmanlı mimariden kastım şu, bir tarafta kullanıcı arayüzü, bir tarafta uygulama sunucuları, bir tarafta da veri tabanı sunucuları var ve bunların hepsi ayrı lokasyonlarda. Bu ne sağlıyor? Genişleyebilirlik sağlıyor. Yani üzerine sistemini yükledikçe yükleyebilirsiniz. Esneklik sağlıyor ve performansını ciddi anlamda artırıyor. Bir diğer konu da bu servis odaklı mimari dediğimiz bir yapıyı kullanıyoruz. O da diğer kamu kurumlarındaki var olan veriyi bu sistemle entegre etmek gerekiyor. Entegre ederken de normalde bu sistemlere dokunmanız lazım böyle mimari kullanmanız için. Kullanmazsınız. Biz bu mimari kullanarak ortak bir sunucu üzerinden esaslı bir arayüz gerçekleştirdik. Mevcut sistemleri hiç dokunmadan var olan bilgileri sahil gözetleme sisteminde ve tam tersi sahil gözetleme sisteminden de deniz bilgi sistemine aktarıyoruz. Böylece dediğim gibi tüm Türkiye esasında tek bir resim her iki tarafta görebilecek. Her kurumla aynı resmi beraber görebilecekler. Bir de operasyon ve simülasyon modları var. Bu da şu demek, mevcut sistem üzerinde faaliyetleriniz devam ederken aynı zamanda eğitim yapabilir, aynı zamanda da tatbikat yapabilirsiniz. Aynı sistemi kullanarak böyle de bir özelliği olacak bizim gerçekleştirdiğimiz yazılım. Bileşenlerinden bahsetmiştim ama bir sahil istasyonu hani kabaca böyle bir şey gibi görünecek. Tabii Entebbe'de radar, ASELSAN radarı, bir gece bir gündüz kamerası olmak üzere iki tane elektronik radar. Aşağıda da iki tane sistem olacak şatırların içerisinde. Bir tanesi komuta sistemi, bir tanesi de jeneratör sistemi. Bu istasyon tamamen uzaktan kumanda edilebilir. Yani burada herhangi bir personel bulundurmasına kesinlikle ihtiyaç yok. Güvenli bir çiftle korunacak. Orada kameralar olacak, hareket algılayabilecek sistemler olacak. Ve uzaktan o kimliklendirme ve izleme merkezlerinden buradaki hem güvenliği sağlayabileceksiniz. Kameralarla, videolarla bunları görebileceksiniz. Hem de uzaktan radarlarınızı, optiklerinizi kumanda edebileceksiniz. Arıza varsa bu bilgileri alabileceksiniz. Telsizler var. Burada uzaktan muhabereyle gemilerle iletişim sağlayabileceksiniz. Her şey otonom hale getirmiş bir yapıyla tasarlanmış durumdadır. Günümüzde denizlerdeki başlıca güvenlik sorunları, terör ve terörist örgütlerle bağlantılı suçlar, deniz hayvanları, her türlü kaçakçılık, yasa dışı göç, uyuşturucu trafiği ve deniz kaynaklarına yönelik suçlar. Deniz vasıtalarının ve yüklerinin yüksek ekonomik değeri deniz aydınlığı eylemlerini cazip hale getirirken denizde denetimin karaya oranla daha zor olması ve deniz vasıtalarına yönelik eylemleri daha çok ses getirmesi terörist grupların da eylemlerini bu alana kaydırmalarına neden olmaktadır. Ayrıca deniz araçlarının kara ve hava araçlarına kıyasla oldukça büyük kapasiteleri, terör örgütlerinin temel gelir kaynağı olan kaçakçılık faaliyetlerinin tek seferde yüksek hacimde gerçekleştirebilmesi ve kaçak malların kolayca saklanabilmesi bu tür yasa dışı faaliyetlerde denizleri ön plana çıkarmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak ülkelerin ulusal çıkarlarını doğrudan etkileyen deniz ticaret yolları ve enerji nakliyatları güvenliğinin sağlanması son dönemde tüm dünya ülkelerinin ortak ihtiyacı haline gelmiştir. Denizde işlenen suçların tespiti için kullanıla gelen devriye gibi geleneksel yöntemler, deniz yetki alanlarının büyüklüğü, artan deniz trafiği ve yasa dışı faaliyet üretenlerin alternatif uygulama araçları nedeniyle suçla kesintisiz mücadele açısından yetersiz kalmaktadır.
İşte bizleri böyle bir proje geliştirmeyi yöneten nedenlerin başında da deniz yetki alanlarımızın kesintisiz gözetlenme ihtiyacı gelmektedir. Çevre denizlerimize 7/24 kaplama sağlayacak olan SGRS projesi sayesinde denizlerimizdeki tüm gemiler daha etkin bir şekilde izlenebilecek, her türlü kaçakçılık olaylarına yasal dışı olarak gerçekleştirilen göç, balık avcılığı, dalış gibi faaliyetlere anında müdahale edilebilecek arama kurtarma alanındaki yetkinliğimiz arttırılarak vatandaşlarımızın kendilerini denizlerimize daha da güvende hissetmeleri sağlanacaktır. SGRS sistemi hayata geçtiğinde deniz yetki alanlarında yasa dışı faaliyetlere karışan her türlü deniz vasıtasının daha etkin bir şekilde tespit, teşhis ve sınıflandırılması, reaksiyon sürelerinin kısalması ve büyük oranda maliyet etkinlik artışı sağlanacaktır. Bu projenin bir diğer önemli boyutu ise kurumlar arası işbirliği imkanlarının geliştirilerek kurumlarımızın daha etkin çalışmasına katkı sağlamak ve mükemmel yatırımların önlenmesi olacaktır. Projenin sağladığı radar kapsaması Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla paylaşılarak özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde tanımlanmış deniz resminin oluşturulmasına, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri çapında müşterek ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın gemi trafik yönetim sistemiyle sağlanacak veri paylaşımı sayesinde hem deniz trafiğinin daha etkin bir şekilde kontrolüne katkı sağlanacak hem de arama kurtarma görevlerindeki işbirliğimiz daha da güçlenecektir. Hazırlık safhasında olduğumuz projeyi bugün imza noktasına getirdik. Ama bu hazırlık safhasının en önemli boyutu şuydu: ilgili bütün kurumlarımızın altyapılarını bu projeyle entegre edebilmek. Yani bugüne kadarki çabamız bunu sağladı ve bunu da zannediyorum bu sonuca ulaştık. 661 saha incelendi bu çalışma içerisinde ve en uygun bulunum sahaları tespit edildi. Ve böylelikle projenin ilk fazı, arz edildiği gibi Marmara'daki ağırlıklı bir faz bu. Ama bunun devamı Karadeniz ve Akdeniz'e doğru da ilerleyen fazlarda getirilecek. Dolayısıyla birinci olarak kurulmayacağım konu burada. Biz devletimizin bütün altyapısını bu projemize entegre etmiş oluyoruz. Ve böylelikle aslında askeri yeteneklerimiz ve kamu yeteneklerimiz de ortak bir amaca hizmet eder bir sonuca vardık. İkinci vurgulayacağım konu, bu tamamen bir milli sanayi çözümü olarak yapılıyor. İşte Havelsan sunumunda dinledik, yazılımıyla, donanımıyla. Burada Askersan'ın Serdar Radarı'nda ilk defa kullanıyoruz bir projemiz kapsamında. Ve böylelikle %80'lere varan bir milli katkıyla bu projemiz gerçekleşiyor. Geçmişte benzer projeleri biz yabancı yüklenicilerle yapmış idik. Ama bugün artık çok şükür gelinen noktada kendi sanayimiz bunu çok büyük bir yerli katkıyla yapıyor. Ve biz de onların performansından açıkçası bir tereddüt duymuyoruz. Ve yine bu projenin çıktılarını da diğer kamu gruplarımıza da paylaşacağız. Dolayısıyla bu entegrasyonu hem bilgi alma hem bilgi verme boyutu da tam olarak yapacağız. Ben bu iki hususu vurgulamak istiyorum. Emeği geçen çok arkadaşlarımız var. Gerek Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda, Müsteşarlığımızda, Havelsan'da hepsine teşekkürlerimizi, takdirlerimizi arz ediyorum. Sayın Bakanlarımıza da, komutanlarımıza teşekkürler için şükranlarımızı duyuyorum. Hayırlı olsun. Geçmişten bu tür projeleri yabancılara verirdik. Çok iyi biliyorum. VTS sistemini Amerikalılar yaptı. İkincisi AIS sistemi vardı. Otomatik tanımlama sistemi. Bunu Avustralyalılar yaptı. Yanında bir yardımcı, bir alt taşlar olarak da Türk'ü kullandı. Birincisi tamamen yabancı, ikincisi Avustralya artı Türk'tü. Şimdi ilk defa tamamını yapan ana yüklenici bir Türk firmaya verdik. En azından bu yolda da teknolojilerine hangi mesafeye geldiğimizin güzel bir örneğidir. Ben bu projenin bu aşamaya kadar gelmesinde ve bize tabi bunu vatandaşlarımız nasıl anlar bu proje deyince de MOBESE diyelim. MOBESE'yi herkes her yerde biliyor. Bu deniz MOBESE'si. O MOBESE'den daha güzel olanı, dolayısıyla da herkes daha iyi anlar. Nedir? Vatan. Vatan sadece karadan ibaret değil. Mavi vatan derler. Bizim denizciler öyledir. Dolayısıyla vatan bir kara parçası, bir de deniz parçasıyla hepsi beraber bizim vatan. İşte bu mavi vatanın daha güvenli bir halde olabilmesi için tanımlanmış resmin elde edilmesi diyorlar. Dolayısıyla da bundan sonra da denizlerimiz de kara kadar güvenli olacaktır. İnşallah yasa dışı hiçbir şeye izin verilmeyecektir diyoruz. Daha güzel, daha aydınlık Türkiye için
emeği geçenlere huzurlarında teşekkür ediyorum. Sahil gözetleme radar sistemi gerçekten de ifade edildi. Çok mükemmel bir proje görüntüsünü veriyor. Şimdiye kadar diğer projelere göre hem Milli Kaptı yönünden hem de diğer projelerle entegre olacak bir proje olarak sahil güvenlik komutanlığının hizmetlerini etkin bir hale getirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanları ile deniz alaka ve menfaatlerinin gerektirdiği her yerde, denizde ve havada ve sahil mefhumu gözetmeksizin başarıyla görev yapan sahil güvenlik komutanlığımız son yıllarda uygulamaya koyduğu projelerle hem mevcut kuvvet yapısını hem de imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeye, kurum ve kuruluşlarla da örnek bir işbirliği yapmaya devam etmektedir. Deniz yetki alanlarında emniyet ve güvenliğinin sağlanması, insani görev olan denizde arama kurtarma faaliyetlerinin icrası, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlere yardım, yasa dışı su ürünleri, avcılığı ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi stratejik önemi haiz, tesislerin korunması gibi önemli görevleri yapıyor. Türkiye'de şu anda hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, hem Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün, hem Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, diğer kurumların mevcut sistemleri var. Bunların entegre edilmesi çok önemli. Anladığım kadarıyla bu proje böyle bir entegrasyonu da sağlayacak. Ama Sayın Bakanım, sürenin uzunluğundan bahsetti. Savunma sanayi olarak gerçekten de bu kadar sürelerle böyle bir yere gelmişsek bunun bir kazanç olarak değerlendiriyorum. Özellikle gurur duyacağımız bir noktadadır bu geldiğimiz nokta. Ama isterseniz Sayın Başbakanımın her yerde yaptığı gibi bir pazarlık yapılıyor. Müsaade edin ben bu pazarlığı yapayım ama ne söyleyeyim bilemiyorum yani. Habersan Genel Müdürümüz de mi Sayın Müsteşar'la mı yapalım bu pazarlığı? Sayın Komutanlar siz araya girin de bir şekilde bunun bir yani 45 ay dediler değil mi efendim? Bu 45 ay biraz çok yani. Ben doğrusu pek Sayın Komutanlarım da var burada. Ne dersiniz efendim? Nasıl bir şey yapalım? Emekli komutanlarımız da var burada. Nasıl bir 35 değil 36 ay diyelim o zaman 3 sene diyelim değil mi? 3 sene değil mi komutanım? Efendim. Aslında savunma sanayi müsteşarlığı olmazsa başka bir firma olsa çok daha iyiyeceğim ama böylesine güzel bir projede evet 3 sene. Evet. Peki ama o zaman siz daha da indirecek. Evet. Elinizden geleni siz yapın ama 3 sene içinde elinizden geleni yapın. Evet. Efendim hayırlı olsun. Savunma sanayi müsteşarlığı. Emeği geçen bütün kurumları kutluyorum. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Sayın Güvenlik Komutanlığı'nda hayırlı olsun. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum hepinize. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Evet. Hem milli bir proje olması bakımından hem de 3 sene içerisinde ellerinden geleni yapacakları konusundaki sözden sonra hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim.